Sen de Yapabilirsin programından herkese merhaba. Bugün tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlarla çeşitli hedefleri vurmaya dayanan atıcılık sporunu deneyimleyeceğiz. Atıcılık sporuyla ilgili detaylı bilgiyi Mehmet Hoca'dan alacağız. Merhabalar Mehmet Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz sizler. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırladığınız için. İlk sorumla başlayalım hemen. Nasıl bir spordur atıcılık sorusunu sorayım sizlere. Evet, teşekkür ederim öncelikle geldiğiniz için. Ve atıcılık sporuna ilgi duyan vatandaşlarımıza aydınlatıcı bilgi için teşekkür ederiz sizin sayenizde. Şimdi atıcılık ateşli silah ve ateşsiz silahlar şeklinde yapılan ve hedefi vurduğunuzda size bir başarıya götüren bir spor. Buna okçuluk sporu dahildir, atıcılık sporuna. Tüfekle atıcılık sporumuz var, tabancayla atıcılık sporumuz var. Yani atıcılıkta bunlar önemli. Bizim poligonumuz, poligonosuz sadece tabancayla atış poligonu. Yani atıcılık sporunda tabancayla atış yapılan bir atıcılık var. Tüfekle atıcılık yapılan bir atış var. Bir de ok diye tabir ettiğim atış sporumuzun okçuluk diye de çok yaygınlaştı ülkemizde son zamanlarda, sağ olsunlar. Yetkililerimize destek oluyorlar. Çok iyi durumdayız yani atıcılıkta ülkemiz adına çok güzel gelişmeler oluyor. Peki kaç yaşında başlanabiliyor bu spora? Bu çok önemli sanırım çünkü çocukların eline silah veremeyiz. Tabii ki şimdi biz Başakşehir Poligon 34 olarak 18 yaşından küçüklere atış yaptıramıyoruz. Ancak yasa diyor ki velisi yanlarındaysa velinin iznine bağlı atış yapabilir. Veli de anne ya da baba yanındaysa atış yapabilir. Onun haricinde 18 yaşından küçüklere atış yaptıramıyoruz. Tabii ki onların da küçük yaşta spora ilgisi çok önemli. Okulda çocuklarımızı okul çağında gönderiyoruz judoya, güreşe, tekvandoya. Atıcılık sporuna da anne babanın izin verdiği müddetçe kulüplerde, atıcılık kulüplerinde, federasyonumuza bağlı kulüplerde eğitim alabilirler. 10 yaşından itibaren buna başlayabilirler. Sizler de sanırım burada sanal atıcılık yaptırıyorsunuz çocuklara, doğru mu? Evet, Başakşehir Poligon 34'te aynı zamanda gerçek tabancayla atış yaptırdığımız gibi bir de sanal poligonumuz var. Burada da aynı uçak simülasyonu gibi sanal ortamda güzel bir atış yaptırıyoruz. Ve insanlarımıza bunu sevdiriyoruz. Çünkü tamamen lazerle çalışan bir sistem. Dev bir ekran var. Ekranda lazerle silah ateş alıyor. Sesi hoparlörden veriyor. Sanki gerçek atış hissiyatını vermek için çocuklarımıza tavsiye edebileceğimiz güzel bir eğlence. Peki atıcılık sporunda fiziksel güç önemli mi? Tabii ki iyi bir atıcı için fiziksel güç çok önemli. Çünkü iyi bir duruş atıcılığın başlangıcı, nefes kontrolü başlangıcı, fiziksel güç çok önemli. Yani sporun her alanında donanımlı olmak lazım. Biz de halkımızın bu sporuna ilgi duyması güzel. Peki biraz da sporun faydalarından bahsedelim o halde. Ne gibi faydaları var atıcılık sporunun? Yani bu etkinliği gençler, bayanlar ve erkekler çok ne kadar iyi olduklarını görmede poligon çok iyi bir fırsat. İnsanlar bir şeyi başarınca hakikaten hepimiz mutlu olmuyoruz. Aslında hepimiz mutlu oluyoruz bir şeyi başardığımızda, hedefi tam vurduğumuzda. Çünkü poligonumuzda 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre ve 25 metre mesafede atışlarımız var. Burada insanların başarması güzel bir duygu. Tabii ki insanların kendine bir özgüveni geliyor. Düşün ki ülkemizde kadına şiddet tabii aldı başını gidiyor. Bu basından gördüğümüz kadarıyla çok önem arz ediyor bizler için. Bu kadına şiddetin en aza indirilmesi hepimizin önem vermesi gereken bir şey ama kadınların ilgi duyması bu manada atıcılıkta kendine bir özgüven gelir. Kendini savunmada nasıl bir tekvando, nasıl bir karate, judo gibi sporlara ilgi duyarken de kendine bir özgüven duyması adına atıcılık da çok faydalı olacağına inanıyorum. Peki ne gibi riskleri var? Çünkü tehlikeli de bir spor aslında. Sizler için de zor olmalı. Burada insanların neler yapacağını tahmin edemiyorsunuz bazen. Ne gibi riskleri var bu sporun? Çok güzel bir soru sordunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tabii ki çok zor bir iş. Poligon çok dikkat gereken bir şey. Biz Başakşehir Poligon 34 olarak diyoruz ki önce güvenlik. Önce güvenlik. Yani halkımızın güvenliği, misafirlerimizin güvenliği bizim için önemli. Çünkü Poligon 34 olarak biz poligonumuzun günlük temizliği, haftalık temizliği ve aylık temizliği şeklinde 3 aşamalı temizlik aşamamız var. Bu temizlik ve hijyenik bakımından. İkinci bir risk de poligon talimatnamamız var, federasyonumuzun bize verdiği. Bu talimatnama doğrultusunda atış yaptırabiliyoruz. Bir uzman hocamızın eşliğinde, gözetiminde atış yaptırıyoruz. Çünkü insanlar kazara silahla döndüğünde geriye kaza olabilir. Bu da halkımızın güvenini tehdit edebilir. O yüzden her atıcının başında bir tane görevimiz var. Onların gözetiminde atış yaptırabiliyoruz. Tabii istenmeyen olaylar da olmuyor değil. Yurt dışında falan görüyoruz poligonlarda. Bazen istenmeyen olaylar olabiliyor. Kişi kendi canına kıyma gibi istenmeyen olaylar da olabiliyor ama biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah böyle bir durumlarda yaşamak istemeyiz. Peki atıcılıkta seviyeler nasıl belirleniyor? Yani yeni başlayan biriyle yıllardır bu sporu yapan birinin arasındaki fark, yani o seviye nereden anlaşılıyor? Şimdi iyi bir atıcı için nefes kontrolü, iyi bir duruş çok önemli. 5 metreden başlatıyoruz biz buradan. Diyoruz ki insanlara eğitimi poligon 34 olarak ücretsiz veriyoruz. İşte silahın tutuşunu, silahı kavraması, hedefe odaklanması, göz, gez, arpacık olayını anlatınca insanlara 5 metreden başlatıyoruz. Nefes kontrolünde kavradığında 5 metrede hedefi vuruyorsa aynı hassasiyeti 10 metreye taşıyoruz. Eğer 10 metrede de başarılıysa 15 metreye, 20 metreye, 25 metreye kadar aynı hassasiyetle atış yaptırıyoruz. Bu seviyelerin belirleme, eğer 5 metrede vurup 10'da da vuruyorsa ve 25 metrede de vurduktan sonra hedefi tam puan sistemine göre çalışıyoruz. Başarılı olanlara biz burada poligon 34 olarak sertifika da veriyoruz. Yani mesafeye göre aslında değişiyor diyebiliriz seviyeler. Uluslararası yarışmalar 25 metreden oluyor. Tabii ki federasyonumuzun izin verdiği müddetçe yarışmalarda düzenleniyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde Atıcılık Federasyonu düzenlediği yarışmalar oluyor. Bizler de Atıcılık Federasyonu'na bağlı bir işletmeyiz. Peki atıcılık pozisyonları ve çeşitleri de vardır. Mesafelerden bahsettik. Biraz da pozisyonlarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki biz Başakşehir Poligon 34 olarak 5 yollu bir atış poligonu. Atış poligonumuzda ayakta durarak atış etmeyi en çok halkımıza öğretiyoruz. Çünkü burası bir açık hava poligonu değil. Açık hava poligonunda yatarak, çökerek ve ayakta atış yapılabilir. Ama bizim poligonumuzda sadece ayakta atış yapılabiliyor. Çünkü müsait alan değil ama açık arazide poligonlarında ülkemizde pek fazla yok ama belki ileride nasip olur ülkemize de yasal izinler çok çıkar olabilir. Yatarak ve çömelerek, çökerek atışlar ülkemize de çok yaygın olabilir ama kolluk zaten asker, polis, özel harekatlar zaten bunları yapıyorlar. Ama halkımıza şimdilik sadece ayakta atış öğretiyoruz. Peki bu sporda en önemli detay nedir? Sanırım dikkat ve nefes dediniz az önce. Tabii ki atıcılığın olmazsa olmazı kurallarından bir tanesi iyi bir duruş. İyi bir duruş, iyi bir silah tutuşu, kavrama. Sonra da en önemlisi nefes kontrolü. Yani akciğerimize nefes aldığımızda vücudumuzun her tarafı aslında az bir oynar. Nefesi kontrol ettiğimiz zaman hedefe inanın çok iyi vuracaklarına inanıyorum halkımızın. Bu işin olmazsa olmazı nefes kontrolü. Peki ülkemizde bu spor nasıl gelişti? Biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Şimdi ülkemizde bu spora son zamanlarda çok güzel ilgi var ve en çok da ilgi bayanlardan görmemiz çok iyi. Bizim Poligon 34'ün Instagram sayfasında da göreceğiniz üzere bayanların çok geldiğini görüyorsunuz. Burada belki şöyle bir şey olabilir. Yıllardır poligonlar hep böyle ıssız köşelerde, sadece erkek egemen toplumu gibi toplumların kullandığı bir spor gibi algılanıyordu. Ama halkımız biz poligon açtıktan sonra bayanların ilgisinin %30 arttığını gözlemledik. Ve gerçekten de güzel de vuruyorlar. Yani bayanların bu kadar güzel vuracağı hiç aklımıza gelmemişti. Bu poligon açtıktan sonra gördük ki bayanlar güzel vuruyor. Cerrahlar güzel vuruyor. Pilotlar güzel vuruyor. Zaten halkımız zaten güzel vuruyor ama en iyileri bunlardan arasından çıkıyor. Peki aslında biraz da tehlikeli bir spor olarak veya ön yargıyla bakanlar da oluyordur illaki bu spora. Yani spor olarak görmeyip de sanki hani başka bir gözle bakanlar da oluyor mu yani? Merak ediyorum, şu an merak ettiğimden soruyorum. Şimdi esasında inanın çok güzel bir soru. Halkımız bilmiyor. Poligonda sadece insanların kendi silahıyla gelebildiğini, kendi mermileriyle gelip atış yapabildiğini zannediyorlar. Halbuki öyle bir şey değil. Devletimiz buraya açarken bir sürü güvenlik aşamalarından geçiyor. Yani aslında biz burayı devlet adına işletiyormuşuz gibi düşün. Çünkü bize bu gördüğünüz silahları, mühimmatları devlet emanet ediyor aslında. Yani burada gördüğünüz silahları ve mühimmatları kendi evimize bile götüremiyoruz. Biz burada, devlet bize emanet etmiş, biz onlar adına burayı işletiyoruz. İkincisi, halkımız bilmiyor. Buraya sadece silahla gelinebileceğini zannediyor. Halbuki 18 yaşından büyük olan herkes alkollü olmamak şartıyla poligondan hizmetinden faydalanabilir. Yani alkollü olanları almıyoruz hiç atışa. Sonra gelin, bir hafta sonra gelin ya da alkolik etkisi geçtikten sonra gelin diyoruz. 18 yaşına küçükleri almıyoruz, velisi yanlarında yoksa. Tabii ki halkımızda öğrenmeli bunları. Yani şimdi burada silahı veriyoruz. Bilmiyor bunu, silahımızı verdiğimizi. Mühimmatı veriyoruz. Bilmiyor halkımız burada mühimmat olduğunu tabii bazı insanlar. Çok sık soru soruyorlar. Instagram sayfamızda, Facebook'ta ve normal telefonla soran insanların sayısında artış var. Acaba biz nasıl geliriz? Sadece size atış yapmaya kolluk kuvveti mi geliyor şeklinde çok soru alıyoruz. Bu da halkımızı bilgilendirme ihtiyacı doğuyor bize. Sizlerin sayesinde biz de onlara bilgilendirmek için iyi bir iletişim fırsatı oldu bize. Peki, gerekli bilgileri aldık sanırım atıcılıkla ilgili. Şimdi uygulamaya geçeceğiz. Ben kıyafetlerimi de değiştireceğim çünkü özel kıyafetleri de var atıcılık sporunun. Sonrasında öğreneceğim bakalım ben iyi atabilecek miyim? Sanal atıcılığın yapıldığı yerde bulunmaktayız. Sizlerden detayları alalım sanal atıcılıkla ilgili. Evet, burası sanal atış poligonu. Biraz sonra geçeceğimiz gerçek atış poligonundan bir önceki safhada gençlerin, bayanların ve silahtan korkan insanların, çekinenlerin yeni başlangıç olarak kullanabileceği simülasyon atış poligonu. Bildiğiniz her şey atış gibi gerçek. Ses hoparlörden verildiği için, lazerle çalıştığı için başlangıç olarak gençlere, bayanlara ve ilk atıcılığa başlayanlara tavsiye ediyoruz. Özel güvenlik sektörüne de çok faydalı var bu. Burada 350'ye yakın gidiyoruz senaryomuz var. İşte rehine kurtarma, uçak rehine, terörist saldırıları, bina içindeki operasyonlar, arazi şartlarında operasyonlar ya da avcılıkta kullanılan videolar var. Bunları ateş ediyoruz. Başarılı olanlara puan veriyor sistem. Çok faydalı bir oyun diye düşünüyorum. Şimdi kıyafetlerimi de giydim. Kıyafetlerin özelliğinden bahsedeceğiz ilk önce. Evet. Sözü size bırakıyorum burada. Evet, kıyafet de güzel yakıştı size. Teşekkür ederim. Evet, zaten atıcılığın ana temeli rahat bir kıyafet. Ayakkabınız dayanıklı olmalı. Kıyafetiniz kamuflaj, atıcılık zaten kamuflaj, açık arazi modunda. Şapka ve asıl en önemli bizim poligonumuzda kulaklık efendim. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi çünkü kulak desibeli yüksek, atış anında desibeli yüksek olduğu için kulaklarımıza zarar verebilir. Bunu önlemek için atıcılarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz, kullanmayı öneriyoruz. Hatta önermiyoruz, zorunlu kılıyoruz. Sonra yine gözlüğü de biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü atış anında barut parçacıkları çok olmamakla birlikte binde bir de olsa bir küçücük bir barut parçacığı göze gelebilir. Yani ciddi bir yaralanmaya sebep olmaz ama yine de bir rahatsızlık verecek, böyle kızarıklar meydana getirebilir. Ve bu sporun olmazsa olmazı zaten silah. Evet. Burada birçok çeşit var. Bahsedeyim kısaca çeşitlerinden. Tabii ki bugün öncelikle iki silahtan atış yapacağız. Bir ithal silah, bir de yerli silah. Biz her zaman diyoruz ki yerli malı, yurdun malı, bunu herkes kullanmalı. Yurdumuz, ülkemizde üretilen silahları tercih etmemiz bizim için bir değer. Bizim silahlarımızda kötü değil ama bizde zaten poligon 34 olarak 30'a yakın silahımız var. 10 tane ithal silahımız var ama 20 tanesi de tabii ki yerli üreticilerimizin ürettiği silahlar. Bu konuda çok iyi konumdayız elhamdülillah. Evet, burada CZ-75 bir silahımız atış yapacağız. Çekoslovak silah, ithal silah. Poligonumuzun envanterine yeni girenlerden. Yerli silahlarımızdan Canik TP9 SFX var. Ve yine yerli üreticilerimizden Sarsılmaz Sar-9'umuz var. Yine yerli firmalarımızdan TİSAŞ'ın silahları var. Yine Sarsılmaz'ın 357 Magnum toplu silahımız var. İthal silahlardan Glock'umuz var. Normalde tüfekle atış yapılmıyor ama bunları kullanabiliyor mu gelenler? Açık arazide tabii ki bunları açık arazide kullanabilir. Görsel amaçlıdır burada. Açık arazide çok da güzel uyumlu olur. Ama açık arazide genelde kulaklık kullanmıyorlar insanlarımız. Kapalı yerde kullanmayı tercih ediyorlar. Bu da doğru. Açık arazide zaten ses yayıldığı için rahatsız etmeyecektir kendisini. Peki hangisiyle başlayacağız biz şimdi? Şimdilik CZ-75'ten başlayalım. Sonra yerli silahla atış yapalım. Peki, o halde başlayalım. Atışa başlayacağım ancak öncesinde gerekli kuralları da konuşalım istiyorum. Evet. Var mı kuralları, daha doğrusu öyle sorayım. Tabii ki atış talimatnamemiz var. Atış poligonlarının olmazsa olmaz kurallarından. Şimdi öncelikle biz silahı teslim etmeden önce insanlarımıza diyoruz ki atıcılara gelenlere güvenlik en önemli. Silahı biz size teslim ettiğimizde sağa sola dönmeyin. Elektrik gidebilir, silah çalışmayabilir. Silahı masanın üzerine bırakın. Biz zaten yanınızdayız. Size hemen yardımcı oluruz. 2. Kulaklığımızı takacağız. Atış esnasına başlamadan önce. Gözlüğümüzü takacağız ve atış serbest komutundan sonra atıcı atış yapacak. Evet. Şimdi öncelikle kulaklığımızı verelim size. Evet. Evet, kulaklığımızı takalım. Kulaklıklarımız silah sesini keser, normal konuşmayı size telsiz gibi daha net duyarsınız bize. Evet, şimdi atıcılık bölümüne geçiyoruz. Şimdi efendim buradaki en önemli olay silahın kavranması. Silahı kavradık. Silahımız şu an boş tabi. Kavradık. Hedefe doğru tuttuğumuzda göz, gez, arpacık. Yani göz, gez, arpacık. Aynı hizada nereye nişan alıyorsak bu silah orayı vurur. Buradaki nefes kontrolü en önemli. Nefes kontrolümüz sağlamsa ve göz, gez, arpacık hizalamayı güzel yapmışsak inanın istediğimiz yerden hedefi vurabiliriz. Ve çok da güzel vuracağınıza inanıyorum. Bu silahımızı anlatalım size. CZ-75 Türk polisinin yıllardır kullandığı bir silah. Biz de emekli bir emniyet mensubu olarak yıllardır bunları kullandık. Güzel de bir silah. Yurt dışından yeni geldi. Bunu özel olarak poligonumuza aldık. Envanterimizde var, halkımızın hizmetinde var. Evet, şimdi atışa geçebiliriz. Kavrama bu şekilde sanırım. Şimdi hedefe doğru odaklanın biraz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buradaki en önemli olay kalemle ben size tarif ediyorum. Efendim siz sağ gözünüzü kullanıyorsunuz değil mi atışlar? Hangi gözünüz açık rahat? Evet. Hangisini rahat kapatıyorsunuz onu söyleyin. Solu kapattınız değil mi? Sağ gözünüz açık. Sağ gözünüzün önünde buradaki gez var. Bakın bu gezin içinde bir çukur var, tamam mı? Buna arpacı yerleştiriyoruz şunu. Dümdüz hedefte. Arpacık, gez ve göz dümdüz hedefte. Sonra salataya limon sıkıyor gibi, sanki debriyajdan ayağınızı kaldırıyormuşuz gibi tetiği yavaşça, şu boşluğu alın, tetik boşluğunu, evet işte bu. Nefesinizi tutun. Hazır mıyız? Evet. Salataya limon sıkıyor gibi tetiği yazın şimdi yavaş yavaş, işte bu. Çok az titrettiniz, bir daha yapalım. Bir daha yapalım efendim. Evet. Göz, gez, arpacık hizaladınız, doğru mu? Hedefte miyiz şimdi? Evet. Nefesinizi tutun. Salataya limon sıkıyor gibi ya da debriyajdan ayağınızı kaldırıyormuşum gibi yavaş yavaş ezin tetiği. Harika, çok güzel. İşte bu. Aynı şekilde hedefte. Burada horoz düştüğü anda mermi hedefte. Burada silahın yönü daima atış hattında. Daima. Şarjörümüz dolu. Taktık. Evet. Şimdi mekanizmaya mermi sürüyoruz. Çektik. Bıraktık. Şimdi silahımız atış hazır. Bu andan itibaren silahımızın namlunun yönü hiçbir zaman ne sağa ne sola dönüyor. Daima atış hattında. Evet. Neydi formülümüz? İyi bir atış için silahımızı, iyi bir atış için bacaklarımızı omuz hizası kadar açtık. Az bir dizimizi kırıyoruz. Silahı kaldırdık. Hedefe kilitlendim. Göz, gez, arpacı, alnın ortasına hedefin. Evet, aldım. Nefesimi tutuyorum. Yavaş yavaş tetiği yazıyorum bakın. Evet. Evet. Şimdi şarjörde mermi bittiği zaman silah mekanizma geride kalır daima. Şarjörü çıkartıyorum efendim. Yine çıkartırken namlu öbür tarafa. Çıkarttım. Bu ne demek? Şarjörde mermi kalmadı. Yeni bir mühimmat getir demek bize. Diyelim ki şarjörü aldık, taktık dolu, bastığımız zaman yine atış etmeye devam ederiz. Evet Esma Hanım, şimdi atıcılık bölümüne geçtik. Şimdi burada numaralı sistem, puanlı sistem dediğimiz atış sistemimize var. İnsanlar 12'den hedefi merkezden, ondan vurması için yetiştiriyoruz. Buradaki ana kural gez, göz, arpacık. Burada odaklanacak. Nefes kontrolü ve buraya vuracağımıza inanıyoruz. Burada 1'den 10'a kadar numara var. Hepsinin puanını bakacağız. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 25 metrede kaç puan almışsınız? Beraber test edelim bakalım. Peki. Şimdi sizin isminizi alalım efendim. Yazın. Ben yazıyorum. Şimdi biraz önce anlattım size. Güvenlik kurallarımızı biliyorsunuz söyledik. Sağa sola dönmüyoruz. Atış serbest komutu verdiğimizde hedefe doğru odaklanıyoruz. Şimdi şuradan mekanizmayı çekmeyi öğrenmiştiniz biraz önce, hatırlayın. Evet. Şimdi şarjörü takın. Aynı hareketi başlayın efendim. Evet. Yes. Evet. Atış serbest. Evet. Aşağı geldi. Silahımız emniyette. Evet. Yani Esma Hanım bir aşağı geldi 6'da. Sonra yukarı geldi. Sonra sarıya geldi. Demek ki bir eksiğimiz var. Nefes. Oynatıyorum atma, galiba evet. Biraz. Ama sorun yok. Yine tabii hedefi vurmuşsunuz. Diyelim ki bu bir yabancı bir hayvansa zaten pert olmuş durumda. Ama daha iyisini yapabiliriz. Sizde o cesaret ve güzel vuruş var. Devam ediyoruz. Şimdi nasıl, neydi böyle biraz önceki şeyimiz? Bakın silahımızı arpacık bu ya. Bakın şu gez, şu iki parmağımızı gez kabul edin efendim. Bu da silahın ucundaki arpacık. Üçü yan yana sadece merkezde olsun. Çok iyi, harika. İşte bu. Süper, harika. Ben dedim çok iyi yapabilirsiniz diye. İşte bu, işte bu. Maşallah, tebrik ediyoruz. Bakın. Yani sizde cevher var. Biz sadece ortaya çıkarmaya vesile olduk sadece. Evet. İnanılmaz güzel. Harika bir atışınız var. Poligon 34'ün tek bayan hocasıyla birlikteyiz. Kadriye merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Buranın tek bayan hocasısın ve öğrencilerine ders veriyorsun. Nasıl başladın atıcılık sporuna? Yani daha önce burada Poligon 34'te atış yapmaya geliyordum. Ve Mehmet Hocam bana bu işi yapmamı gerektiğini söyledi. Eğitimini aldık burada. Bir senedir burada çalışıyorum. Ve burada bayanlara emniyetli bir şekilde onların da yapabileceğini, onlara benimseterek atışlarını yaptırıyorum burada. Neler hissediyorsun bu sporu yaptığında? Güvende hissediyorsun. Bunun dışında neler söyleyebilirsin? Tabii özgüven, mesela yani kendinize olan güveniniz çok önemli. Yani bunu sadece bir erkek olarak değil de bayanların da her şekilde yapabileceğini kanıtlamak. Yani ben burada daha çok eğitimi, alakayı, hani biz hiç yapmayı bilmeyen bile hani buraya gelsin, biz burada her şekilde eğitimini veriyoruz zaten. Bayanla özel olarak ben ilgileniyorum burada. Peki özellikle kimlere tavsiye edersiniz? Bu soruyu da soralım. Yani herkes yapabilir. Ev hanımı da gelebilir. 18 yaş altı olmadıkça kızlarımız da gelebilir. Herkese emniyetli bir atış yaptırıyoruz burada. Zaten gereken eğitimi veriyoruz. Burada çok güzel bir şekilde atışını gerçekleştiriyoruz. Televizyon programcısı Uğur Aslan'ı da atıcılık yaparken yakaladık. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Ara sıra gelip böyle stres atıyoruz poligonlarda. Evet, hemen soralım. Neden atıcılık sporunu seçtiniz, tercih ettiniz? Atıcılık bilmem, atasporu herhalde biraz ondan. Bir de hani çok fazla hazırlık ya da sürekli antrenman hali gerektirmeyen de bir spor. Dolayısıyla zaman zaman geliyorum. Bir hoşuma gidiyor. Belki de kişisel bir seçim. İşte eğer açık arazi poligonlarda tüfek çok seviyorum veya böyle kapalı poligonlarda tabancayla atış yapıyorum. Peki neler hissediyorsunuz bu sporu yaptığınızda? Rahatlatıyor beni, o yüzden yapıyorum ben bu sporu. Yani üzerimizdeki bütün stresi alıyor insanın, insanı rahatlatan bir şey. İçinde heyecan var, İşte vurup vuramama heyecanı var. Bir de bu işi kendi başınıza da yapabildiğiniz bir spor. Yani tek başınıza yapabiliyorsunuz. Grup olabilir, arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz ama tek başınıza yapabildiğiniz için rahat bir spor. Günün istediğiniz vakti, istediğiniz saati çıkıp yapabildiğiniz ve beni çok rahatlatan, güzel stres attıran bir iş olduğu için yapıyorum bunu. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz peki? Kaç zaman oldu başlayalı? Atıcılığa başlayalı ne kadar oldu? 10 sene olmuştur herhalde, 10 senedir. Tabii ilk herkes bütün Türk erkekleri gibi ben de askerde ilk atışımı yaptım. Ondan önce bir deneyimim yoktu. Dışarıda hiç atmadım. Program çekimlerinde falan bazen köy yerlerinde elimize silah vermeye kalkıyorlardı. Almadım, atmadım. Çünkü poligon dışında hiçbir yerde şu an atış yapmadım ben. Ve bunu da tavsiye ediyorum bütün silah merakı olan vatandaşlarımıza. Bu iş için uygun yerler poligonlardır veya avcılığın yapıldığı ava açık bölgelerdir. Peki sporculara ve öğrencilere hep soruyoruz, kimlere tavsiye edersiniz bu sporu diye, size de soralım. Evet. Bir kere tabii bu sporun yanında aynı zamanda hani asker, polis, güvenlik görevlileri için bir mesleki de bir şey. Onlara özellikle tavsiye ediyorum. Başka kimlere? Ben bayanlara tavsiye ediyorum bu işi. Bayanlar da bu işi öğrensinler. Çünkü bu aynı zamanda bir nevi judo, karate, onların silahlı bir koruma sporu gibi bir şey. Aynı zamanda bir koruma sporu da. Eğer ruhsatınızı alıp kendinize bir silah edinirseniz aynı zamanda korunabileceğiniz de bir şey. Dolayısıyla erkeklerden ziyade bayanlara ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bazen erkek arkadaşlar bu işi sokaklara döküp, hani maganda diyoruz ya, işi magandalığa vurabiliyorlar ama bayanların magandalık yapacağını düşünmediğim için Özellikle bayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Silah, atıcılık yapsınlar. İlla silah edinmelerine gerek yok. Gelip poligonlarda ateş edip stres atsınlar. Hem de bir spor yapsınlar. Peki neden özellikle kadınlara tavsiye edersiniz? Şimdi tabii son dönemde ülkemizde bu kadına şiddet meselesi de çok fazla gündemde aslında. Biz birçok televizyon programı da yaptık bununla ilgili. Şimdi bunu yapan kadında hem kendine güven gelecek. Mesela büyük ihtimal kocasının bıçağından, silahından korktuğu için kadın biraz da zayıf hissediyor kendini. Şimdi burada gelip atış yaptığınız zaman aslında silahın korkulacak bir şey olmadığını, nasıl kullanıldığını, ne zaman tehlikeli olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ateş eden insan da, atıcılık yapan insan da silah korkusu da gidiyor. O nedenle de tavsiye ediyorum bayanlara özellikle. Onların içine bir korkusuzluk da verecektir bu. Hatta belki silah da edinirler, ruhsat alırlar falan. Bu ayrıca bir koruma olacaktır kendileri için. Kadınlar da güçlü olsunlar. Peki, çok teşekkürler, sağ olun. Sen de Yapabilirsin programında bu hafta atıcılık sporunu deneyimledik. Tehlikeli ama aynı zamanda çok da keyifli bir spor, özellikle kadınlara tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya yeni bir bölümle, farklı bir sporla görüşmek üzere, hoşça kalın.